Yüzyılın soygununa hazır olun. Tek sorun, hırsızlar gerçekten aptallar. Oh my god. Yeni daire soyulmayı bekliyor. Bunu yapabiliriz. Görevimiz tehlike. Ama ev sahibi kapıdaki hırsızı duydu. Hazırlanmak için yeterince zamanı var. Kapıya tehlikeli bir köpek suratı koydu. Ve hırsız eşyalarını çalmak için eve girdiğinde telefonundan büyük bir köpeğin havlama sesini açtı. Hırsız korktu. Hayalet bekçi köpeği işe yaradı. Hiçbir eşya çalınmadı. Here we go. İmdat! Hey. Şansım! Hırsızı durdurun! Ama hırsız garip bir şey yaptı. Değerli her şeyi çantadan çıkardı ve çantayı kendisine sakladı. Ama neden? İşte açıklaması. O bir koleksiyoncu. Canım benim, çantalara bayılıyorum. Bu güzellik en son koleksiyondan. Ah, şu kokuya bakın. Deri cennetindeyim. Güzel çantalarım. Tek yapmam gereken bunu çalmak. Sonra mutlu bir şekilde ölebilirim. Here we go. Hırsız çoktan kilidi kırdı bile. İçeri girmeyi başardı. Affedersin arkadaşım. Bu daire başkasının. Git başka bir yer bul. Belki alt kata bakabilirsin. Tamam, sanırım öyle yapacağım. Hırsız kanunlarına göre başka birinin hazinesini çalmak yasaktır. Sadece bu kurabiyeleri alabilirim. Oh, tuzağım işe yaradı. Neyse ki dairenin sahibinin bu duruma uygun bir maskesi var. Evimi korumayı başardım. Ne kadar harika bir pratik bilgi. Here we go. Hadi işe koyulalım. Odaklan, soyguna başlıyoruz. Maskelerimizi takalım. Ah, Malefiz'i kim davet etti? Ne olmuş? İdollerimiz gibi giyinebileceğimizi söylemiştik. O da kötü bir karakter, biliyorsunuz. Hadi ama çocuklar. Here we go. Kimse kıpırdamasın. Bu bir soygundur. Kasa nerede? Ciddi misiniz? Yanlış bankayı seçtiniz. Çalışanlarımızın da hırsızlık durumuna uygun maskeleri var. Şimdi kimin sizin adamınız olduğunu ve kimin burada çalıştığını tahmin etmeniz gerekecek. Her yer V for Vendetta karakteriyle doldu. Kasayı kendimiz alacağız. Ayrıca esirlerimiz de var. Olamaz. Hırsızların eli boş kaldı. Malefiz maskesi takmamız gerektiğini söylemiştim. Yanınıza bir sürü değerli eşyanızı mı almanız gerekiyor? Zengin bir kanguruya benziyorum. Ama hırsızları çekmek istemiyorum. Milyonlarım çantama sığmayacak. Kendimi korumak için ciddi önlemler almam lazım. Paramı plastik poşete koyacağım. Ve kendime bantlayacağım. Paramı çalmak için cesedimi çiğnemeniz gerekiyor. Telefonumu ve cüzdanımı da aynı şekilde saklayabilirim.
Sonra pişman olmaktan iyidir. Here we go. Bu hırsız cüzdan avına çıktı. İşte oldu. Almak üzereyim. Ah hayır. Tüm bu fularlar da nereden çıktı? Hırsız kurbağanın bir palyaço olduğunu nereden bilebilirdi? Kafası çok karıştı. Paramızı güvende tutmak için harika bir hile. Here we go. Arabanızda alarm sistemi yoksa bile sorun değil. Hırsızlar çok fazla gürültü yapacaklar. Hadi bakalım dostum. Ne olacağından haberin yok. En önemli yerlere fare kapanları koyacağız. Üst panelleri. Torpido gözüne. Ow. Ve tabii ki pedallara. Seni yakaladım hırsız. Hırsızın yardım çağrısını kilometrelerce uzaktan duyabileceğiz. Hey, affedersin. Sanırım yanlış arabadasın. Here we go. Bu hırsızın çantamda gözü var. Onu içinde ne beklediğinden hiç haberi yok. Aa, çantada ne var? Bu benim cep köpeğim. Çantamı hırsızlardan koruyor. Aferin kızıma. Harika bir minik bekçi köpeğisin. Here we go. Buzdolabında bir kasa mı? Hiç kimse kasanın burada olduğunu tahmin edemez. Tuvalet rulosunun içine para saklamak mı? Harika fikir. Sadece hangisinin hangisi olduğunu karıştırmamalıyız. Çöpü mü çıkartacaksınız? Dikkatli olun, yoksa gizli para deponuzu çöpe atabilirsiniz. Here we go. Bu hırsız çok duygusal. Bu durum sürekli planlarını bozuyor. Evet, hazinesini almak üzere. Ama suçüstü yakalandı. Çocukluğunu ve ilk kez annesinden nasıl bir şeyler çalmaya çalıştığını hatırladı. Sana ona dokunmamanı söylemiştim. Bu pasta yılbaşı için. Ah, sana inanamıyorum. Tam bir hayduta dönüştün. Sana hırsızlara ne olur göstereceğim. Bu anıyı hatırlayan hırsız işini bitiremedi. Annem bu durumdan hiç hoşlanmazdı. Bu kapı bir hırsız için ciddi bir zorluk. Bir sürü anahtar deliği var ama sadece birisi gerçek ve diğerleri ise sadece kapıya yapıştırılmış etiketler. Hırsız hangi kilidin gerçek olduğunu anlamaya çalışırken asansör geldi. Olamaz, çok geç. Bu zekice fikir beni alt etti. Here we go. Şimdiye kadar bu daireyi soyma işi çok iyi gitti. Belki de fazla iyi gidiyor olabilir. İçeride bir sürü para var. Resmen beni çal diye bağırıyorlar. Hayır, teşekkürler. Burada bir sorun var. Bu iş fazla kolay. Bir tuzak olabilir. Yapabiliyorken buradan gitmem gerekiyor. Here we go. Harika, yeni bir daire. Bunun büyük bir vurgun olacağını hissediyorum. Olamaz. Görüntüye aldandım ama burada yaşayan adamla uğraşmamalıydım. Şu kocaman boks eldivenlerine bakın. Evet, onun canını sıkmak istemiyorum. Sanırım bu soygunu iptal edeceğim. Hatta bana kızmaması için ona biraz para bırakacağım. Benim düşmanım olmasını istemiyorum. Ama hırsız yanıldı. Burada yaşayan bir boksör yok. Sadece nazik bir genç kadın yaşıyor. Boksör alarm sistemi işe yaradı. Burası kötü bölge olduğu için bu konuda bir şey yapması gerekiyordu. Here we go. Eğer sokakta soyulmaktan korkuyorsanız bu pratik bilgiyi deneyebilirsiniz. Hırsızlarla CE oynayalım.
Yatay jalüzilerin arkasına bir resim çıktısı yapıştıralım. Dışarıda olan biteni izleyen gözler gibi görünmelerini sağlayalım. Hırsızın planı harika. En üst kata tırmanacak ve camdan girecek. Hey, yakışıklı! Seni izliyorum. Oops. Hırsız durumu anladı. Sadece oradan geçiyordu. İyi günler. Komik hırsızlık karşıtı pratik bilgilerimizi sevdiniz mi? Öyleyse bunlardan hangisini kullanacaksınız yorumlara yazın. Arabayı fare tuzaklarıyla kaplamak, parayı kendimize bantlamak ya da kasayı buzdolabına saklamak. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Vuhu'daki yeni komik pratik bilgileri kaçırmazsınız.